Herkese merhaba. Bugün klasik bir cam boyama çalışması yapacağım. Birkaç farklı malzemeyle. Finalini aynı efektiyle bitirmek istiyorum. Bakalım işin gidişatında neler yapacağız. Resim çatlatma kullanacağım önce. Resim çatlatma mediumu. İki aşamadan oluşuyor. Step 1 ve Step 2. Şimdi önce Step 1'i sürüyoruz. Kuruduktan sonra Step 2'yi süreceğiz. Bu kullandığım malzeme resim çatlatıyor. Yani dekupajlarınızı, peçetelerinizi, her tür resim üzerinde resim olan objenizi uygulayabileceğiniz, çatlamasını sağlayacağınız medyum bu. Şöyle sıktım. Ne kadar çok sıkarsanız çatlaklar o kadar büyük olur. Az sıkarsanız daha ince olur. Şimdi şöyle bir sıkalım bakalım nasıl olacak. Fırçanız kuru olmalı. Bu tarz medyumlarda her zaman kuru fırça kullanacaksınız. Cam objem biraz lekeli olduğu için böyle bir çalışma yapmak istedim ben. Finalini hep farklı tekniklerle bitiriyordum. Bu sefer aynı efekti yapayım istedim. Diğer yaptığım teknikleri de sizlerle başka videolarda paylaşırım. Şu şekilde. Evet, şu kısım biraz daha istiyor. Evet, step 1 şeffaflaştı. Yer yer küçük birkaç noktada kaldı beyazlık ama ben şimdi ikinci etap olan çatlatma verniğini step 2 yüzeye süreceğim. Ve kurumasını bekleyeceğiz. Bu şekilde ilerliyoruz. Fırça yine kuru olmalı. Islak fırçayla bu tarz işlemleri yapmıyorsunuz. Bu şekilde yüzeye sürmüş oluyoruz. İsterseniz iki kat da uygulayabilirsiniz. Bu tarz medyumlarda ne kadar fazla sürerseniz o kadar daha derin, geniş çatlaklar olur. İnce çatlaklar az sürüldüğü zaman olur. Bu şekilde yüzeye sürmüş oluyoruz. Evet, çatlatma medyumunu da sürdü, kurudu. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? Çatır çatır çatladı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. Normalde yaptığım cam çalışmalarında uyguladığım bir yöntem bu. Aynı efektinde nasıl durur bilmiyorum ama deneyeceğiz yani. Bakalım güzel duruyorsa bu şekilde yaparız. Olmazsa farklı bir yöntem buluruz. Yağlı boyayla şu çatlakların arasını dolduracağım. Birazcık kenara alayım yağlı boyayı. Evet, şöyle kenarda biraz keten yağıyla karıştırdım. Yağlı boyayı aldım. Ben çorapla çalışmayı seviyorum. Şöyle yüzeye, yani çok da şey olmasın, sadece damarların arasına girsin, çatlakların arasına. Eskiteceğiz ama hani biraz yağlı boya belki buğulu bir görüntü verir. O da güzel olur mu bilmiyorum şu an. Deneyeceğiz. Ben farklı cam çalışmalarımda genelde kullanıyorum. Ya da çatlatma ile ilgili her şeyde yağlı boyayı kullanıyorum. Sadece bu şekilde kahverengi değil, yaldızlı, altın yaldızlı, yani metalik tarzı ve farklı renklerinde kullanıyorum. Burada da bir deneyelim. Şimdi her yere sürdüm herhalde. Şöyle yapalım. Biraz çatlakların arasına doldu. Şimdi onu bir bez bulayım da silelim. Evet, böyle kuru bir bez yardımıyla sürdüğüm yağlı boyayı sildim. Keten yağla silmiyorsunuz. Çünkü o zaman çatlaklardan tekrar boyayı çıkartırsınız. Bu şekilde. Şimdi gelelim diğer aşamamıza. Evet, şimdi üzerine hafif eskitme patina ziftiyle püskürtmeler yapacağım. Normalde ben patina ziftini böyle sprey şişede kullanıyorum. O şekilde püskürtüyorum ki böyle irili ufaklı püsküren damlaları olsun ki daha doğal dursun. Ama burada şimdi onu yapmayacağım. Çok fazla da yağlı boya görüntüsü ölsün istemiyorum. Bakalım. Şöyle bir kabı aldım. Videodan vakit geçmesin diye bunları böyle hazırlıyorum. İçini biraz şöyle göstereyim. Sentetik tiner koydum.
Bu şekilde biraz sulu bir kıvamı oldu. İstediğim zaten biraz sulu bir kıvam. Şöyle kullanmadığımız bir diş fırçası. Bu fırçaları daha sonra tekrar kullanmak isterseniz tinerle yıkayacaksınız. Şimdi püskürteceğim. Burada da irili ufaklı damlalar illaki olacaktır. Ah, şunları gelmesin. Bunları alalım. Bu şekilde yağlı boyanın buğulu görüntüsünü de bu şekilde kırmış olacağız. Şöyle göstereyim. Devam edelim. Biraz ıslak mendille de şöyle, çünkü bu kadar büyük damlalar olsun istemediğim için belirgin. Onları biraz öldürüyorum. Deyim yerindeyse diyelim. Bu şekilde yapıyorum. Sıra desen tamamlamaya geldi. Şimdi böyle bir şey kullanırsanız keseceksiniz zaten, kenarlarından yapıştıracaksınız ama böyle bir durumda da hafif yine kenarlarından boya tamamlama yapmanız lazım. Objenin tamamına değil, yani kenarlarına gibi. Ama ben böyle ayrıntılı bir desen kestim peçeteyle. Böyle ayrıntılı desen kestiğiniz zaman boyayla tamamlama yapmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Şimdi tersten çalışıyoruz camda her zaman. Şöyle hiç nasıl diyeyim, bir dizayn düşünmedim. Ben zaten hep gelişigüzel çalışıyorum. Hiç öyle düşünerek çalışmıyorum. Böylesi daha çok hoşuma gittiği için. Şöyle nasıl yapalım? Büyüklü küçüklü alalım. Şöyle şöyle yapıştıracağız. Bakalım elime ne gelirse o şekilde yapıştıracağım. Siz isterseniz bir dizayn yaparsınız. Ona göre yapıştırırsınız. Ben bu şekilde çalışmayı seviyorum çünkü. Şöyle gösterelim. Peçete medium'u kullanıyorum. Küçük bir fırça yapacağım ki fırçayla çok fazla yüzeye yapıştırıcı gelmesin. Ama ucu kötü biraz. Siz daha yumuşak, iyi uçlu bir fırça alın ki peçeteyi yırtmasın. Ben neden gelişigüzel çalışmayı seviyorum? Çünkü bana da sürprizli oluyor. Öyle daha çok seviyorum. Şöyle saplarını hatta şöyle getirelim. Peçete çalışırken peçeteler 3 katlı olur. Son kata kadar ayıracaksınız. Yapıştırdığınız zaman da merkezden dışarı doğru yapıştırıcıyı bu şekilde sürüp yapıştırmış oluyorsunuz. Ben şimdi size örneği göstereyim. Bu şekilde. Bastırırsanız peçeteniz yırtılır. Bastırmıyorsunuz hanımlar. Yapıştıralım da ben kaldırıp size göstereceğim nasıl durduğunu. Tabi her zaman iş tamamlanınca, sonuçlanınca daha iyi görünür. Sonuçta yarım kalan iş olduğu için kendini tam göstermez. Şimdi şöyle bir çevirelim. Şöyle göstereyim. Ben şimdi diğerlerini yapıştırmaya devam edeceğim. Evet, şimdi peçeteleri yapıştırdım. Normalde ben cam arkasını bu tarz işlem yaptığım zaman hani finalini ya sıvı varakla, yaprak varakla, boyayla, opak ya da metalik bunlarla tamamlıyorum. Bu bakımdan da patinazı hiç sıkmıyorum işin açıkçası. Ama ayna efektinde hani yağlı boyanın puslu görüntüsü nasıl durur bilemediğim için öyle bir patina zifte sıkmış olduk. Şimdi artık aynı efektini sıkabiliriz. Efektini aldım, balkona geldim. Bu tarz kokulu malzemeleri açık alanlarda kullanın. Hafiften sallıyorum. Çok da sallamayalım da hani şey olmasın. Evet, bir yerden kar geliyor. Şöyle alalım. Kapalı balkona geldik ama yine kardan kurtulamadık. Şimdi sıkıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Sıkıyorum, bekliyorum. Diğer tarafa, hani bir önceki tarafa üst üste sıkmıyorum ki
damla damla bir görüntü olmasın. Ben şimdi bir katı sıkayım çünkü yani balkon kapalı ama bir yerden kar geliyor. Şimdi ayna efektini sıktıktan sonra ben ne yapacağım bunu? Sonuçta pasta kabı olarak kullanacağımız için arkasını boyayla sabitleyeceğim. Sizler yaptığınız camları sprey vernikle sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde. Evet, şöyle nasıl göründüğünü de gösterelim. Şimdi ne yapacağım? Arkasını boyayla sabitleyeceğim. Son halinde sizinle paylaşacağım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde gösterelim tekrardan. Şöyle. Aynı efekti yapmazsanız sıvı varak da uygulayabilirsiniz. Yaprak varakla kapatabilirsiniz. Opak ya da metalik boyalarla kapatabilirsiniz. Şimdi şu kısmını, bu kısmına da aynı efekti sıktım. Hani gümüşle mi tamamlasam sonra diye. Gittim geldim gümüşle cam boya arasında. Siyaha karar verdim. Komple arka kısmını siyaha yapacağım. Daha sonra üzerine taş vernik atacağım. Bu şekilde bir uygulama yapacağım ki hani elde yıkama olayı yapabilelim diye. Cam boyası kullanıyorum ben. Tampon süngerimiz kuru olacak. Boyayı alacağız. Cam yüzeylerde ilk kat mutlaka tamponlanarak gitmesi lazım. Yani bilmiyorum artık doğru karar mı verdim şimdi gümüş yapmadığımda. Bir bakalım nasıl olacak. Şuradan bir deneyeyim olmazsa. Nasıl görünüyor? Silebiliriz. Tamam iyidir ya. Bu şekilde kapatacağım ben. Tamponluya tamponluya. Yüzeyi kapatmış olacağız. Ben size şimdi bu tekniği gösterdim. Kalanını tamamlayayım. Evet, şimdi ben bunu siyaha tamponla boyamış oldum bu kısmını da. Burayı metalik cam boyasıyla boyadım. Bunun da ikinci katını çalkıtla attım. Hatta bir üçüncü katta atılabilir. Eğer mutfakta kullanacağınız bir eşya ise, dekoratif obje ise iki katta bırakabilirsiniz. Ama boyayı bol alacaksınız çünkü altta çatlatma medyumu olduğundan dolayı üzerine ne kadar kat gelirse onu çatlatıyor. Böyle bir olayı var. Bundan bilginiz olsun. Önemli bir ayrıntıdır. Çatlatma medyumu olduğundan dolayı üzerine gelen her kat boyayı illaki çatlatır. Ama bol aldığınız zaman bu şekilde göstereyim. Tamponladım ben iyice. Bu şekilde olduğu zaman da ne yapmaz? Artık içeride kalır. Bu şekilde söyleyelim. Şimdi benim size ayna efekti ile ilgili söyleyebileceğim şeyleri de hemen söyleyeyim ki iş yaptığınız zaman sıkıntı yaşamayın. Şimdi eğer böyle parıl parıl bir ayna olsun istiyorsanız yaptığınız çalışmayı, o zaman ne yapacaksınız? Arkayı bu şekilde gümüşle tamponlayabilirsiniz. Ama hafif eskitme girdiyseniz arkasını tabii ki boyayla, şöyle gösterelim, boyayla tamamlayabilirsiniz. Burada da ben siyah girdim. Henüz tamamen aynı efektini kaplamıştım. Gerçi şurada mesela siyah belli oluyor. Yani sonuçta eskitme girdiğim için arkaya koyu renk bir boya girebiliyorum. Ama parıl parıl istiyorsam gümüşle sonlandırın. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Şimdi ne yapacağım? Boyanın tabii ki 24 saat kurumasını bekledikten sonra iyice bir vernik atacağım. Taş vernik yapacağım. Ondan da bilginiz olsun. Şimdi tam çok çok böyle siyah kalmasın diye böyle boyayla püskürtme yapacağım. Bir bakayım, bir fırça alayım. Bu şekilde stencil fırçasını boyayı aldım. Hafif hafif böyle püskürteceğim. Birkaç renk gireceğim. Bu şekilde. Bir de şöyle bir şey var hanımlar. Bu da önemli. Boya mesela kurumadan mutlaka çok dikkat edin ki bir yerlere değmesin. Sonuçta ayna efekti biraz hassas bir yapısı var. Fark etmiyor. Çatlatma medyumu da sürdüğünüz için. Herhangi bir yere değdiği zaman kurumadan ya da vernik öncesi illaki kalkacaktır. Ona mutlaka dikkat edin. Şimdi böyle gelişi güzel birkaç boya aldım ben. Fırçayla püskürtme yapacağım.
Ondan sonra finalini göstereyim size. Etrafı temizledik. Yakından görüntü alayım diye size. Şöyle bütün ayrıntılarını göstereceğim. Şöyle. Bu şekilde. İsterseniz el boyaması, peçete, kolay transfer, dekopaj kağıdı, her şeyi çalışabilirsiniz. İstediğiniz gibi yaparsınız. Finalinde isterseniz metalik boyalarla, sıvı varak ben çok kullanıyorum. Sıvı varakla, yaprak varak veya boyalarla tamamlayabilirsiniz. Şimdi alt kısmını da bir gösterelim. Şöyle uzaktan da bir gösterelim. Ayrıntıları görün. Bu kısmını da bu şekilde püskürtme yaptım. Siyahla neden tamamladım? Zaten daha önce benim gümüşle tamamladığım tabağım vardı zaten. Şu şekilde göstereyim. Çeşitli renklerle tamamlama yapmış oldum. Eğer kullanacaksanız tabii ki metalik cam boyası kullanmanızda fayda var. Daha güzel bir görüntü elde etmiş olursunuz. Bu şekilde gösterelim. Püf noktalarını, ayrıntılarını, her şeyini sizlere anlattım. Taş vernikle vernikleyeceğim. Bol bol vernikleyeceğim. Eğer dekoratif bir malzeme yapacaksanız, ürün yapacaksanız aynı efektinden sonra sprey vernikle koruma altına alabilirsiniz. Şöyle de gösterelim. Şimdilik bu kadar olsun. Fotoğraflandırıp paylaşacağım.